daha evvel de söylemiştim, Müslümanların en az 1000 yıllık bir mirasından bahsedeceğim. Bugün Batı coğrafyasında farklı renklerin, inançlı insanların birlikte yaşadığı formun benzeri 1000 yılı aşkın İslam dünyasında yaşanmıştı demiştim. Bağdat'tan, Kahire'den, İstanbul'dan, Balkan şehirlerinden tutun Endülüs İspanya'sına kadar uzanan bir coğrafyada. Çok erken bir dönemde Avrupa'nın en karanlıklar, daha henüz bütün Avrupa'yı istila etmiş barbar kavimlerin etkisinin bitmediği dönemlerde Avrupa'nın en batısında bir İslam medeniyeti kuruldu. Batıda farklı inanç ve mezheplerin bir arada yaşayamadığı, birbirinin mıntıkasına öbürünün geçemediği, boğazlandığı bir hengamede Müslüman, Hristiyan, Yahudi mahalleleri iç içe yaşamışlardı. İktisadi hürriyet, imani hürriyet, kendi otoriteleri tarafından yönetilme, dini otoriteleri tarafından ve hatta kendi yargılarının bağımsız olduğu bir yaşam formundan bahsediyoruz. Ah, biz bunu kaybettik. Keşke siyasi ve askeri tarihi biraz arkalasak da bu asıl büyük mirastan haberimiz olabilse. İspanya, Endülüs'e çok gittim. Takipçilerim bilirler, bir ara kanalımda da yayınlamıştım. Tarık bin Ziyad komutasındaki İslam fatihlerinin sahilden girişini o noktada, Cebeli Tarık noktasında şöyle bir canlandırmıştım. Orada da anlatmıştım bunları. İşte oradan 700 yıllık kim bilebilir ki bir serüven başlıyor diye. Evet, Granada, Kurtuba, Malaga, Cordoba gibi şehirlerde iyi kötü Endülüs o uzun medeniyetten kalan bazı izler var. Böyle gezi destinasyonunda gidildiği zaman buralara uğranılır. Fakat bunların yanında benim keşfettiğim, gidenler mutlaka vardır ama genelde gidilmiyor, böyle 1000 metre kadar yükseklerde, rakımlarda bir dağlar üzerinde bir kasaba var ki dillere destan. Alman şair Rilke'nin hayalimdeki şehrin mücessem, şekillenmiş hali dediği Ronda kasabası. Ve birçok entelektüelin mutlaka ziyaret ettiği, bir dönem kaldığı Amerikalı yazar Evingey'in meşhur Çanlar Kimin İçin Çalıyor kitabını yazdığı yer. Ya öyle acayip bir yer ki, o devasa bir kayalıklar üzerine kurulmuş bir kanyonla sağ sol olarak kasabayı ikiye bölen bir yapısı var. Bembeyaz Endülüs evleri bu. Ortasından kocaman bir yarık olarak geçen bir kanyon olan sağa solunda boğaz içindeki inci gibi dizilmiş yalılar gibi bembeyaz Endülüs evleri apayrı bir güzelliği var. Oraya birçok defa gittiğimiz zaman camilerden kiliseye, medreselerden işte kızlar manastırına çevrilmiş bazı yapılar falan görürdük. Bir defasında gitmiştik bir hanım grupla. Orada bir caminin, bugün Saint Maria Katedrali kilisesi olarak geçilen işte Ronda'daki Ulu Cami'nin mihrabı, imamın namaz kıldırdığı o mihrap bir kenarda duruyordu da biz rica ettik. Evet, günümüzün batıları kesinlikle kendi dedeleri, babaları gibi değiller, ecdatları gibi değiller. Zaten övünmüyorlar onların bu yaptıklarıyla. Ciddi bir değişim yaşamışlar. Hatta ben burada Paris'te bir gün tanışınca bir diyalog zemininde Fransa'nın protestan işte dini lideriyle, ya dedim talihsizliğe bakın dedim yani. Bizim coğrafya diyaloğa açık, yanı başında komşusu gayrimüslimlerle yaşama kabiliyetine sahipken bu kaybedildi veya işte o dönemde Batı dünyası diyalog yapmaya, Katolik dünya müsait değildi. Eninde sonunda bu dünya o seviyeye geldi fakat bizim bu sefer dünya bu özelliğini, torunları kaybetti. Talihsizliğe bakar mısın demiştim. O da tebessüm ederek tasdiklemişti bunu. Evet, biz de işte o gün o Ronda'daki mihrapta izin aldık. Belki bilemiyorum 500 yıl sonra orada bir vakit namazı kılmıştı grubum. İşte bunun yanında Tarifa diye bir yer var. İsmi, bakın, 1400 yıldır orayı ilk geçen bir Müslüman Fatih'in adını taşımakta. Tarif bin Malik isminde. Biz ne kadar Tarık bin Ziyad bilsek de ilk İspanya'ya çıkan birlik komutanı
Halbuki onun gönderdiği küçük 400 kişilik askeri bir birlik başında Tarif bin Malik geçmişti. Tam da böyle Cebeli Tarık Boğazı'nın Avrupa tarafı, kıyısı. Yani sağ tarafı okyanus, sol tarafı ise Akdeniz olan böyle eşsiz bir nokta. Ve o nokta bugün 1400 yıl önce oraya çıkan Müslüman birliğin başındaki Tarif bin Malik'in ismini taşımakta. Endülüs'ün ilk adımların atıldığı yer. Evet, Batı dünyasına gelişimini tetikleyen, özellikle Toledo'yu Avrupalılar, İspanyollar geri aldıktan sonra oradaki yazma kitapları nasıl olduysa başlarındaki kral diğerleri gibi yakıp yıktırmıyordu. O kitapları tercüme etti. Hatta ilim dünyasında birçoğu tarafından Toledo koleksiyonunun kitaplarının Müslüman ilim adamların kendi yazdıkları veya meşhur Yunan filozoflarının Arapçaya çevrilmiş kitaplarını Latince'ye tercüme ettirme hareketi Batı dünyasının aydınlanmasının ilk tohumları da sayılıyor. Endülüs medeniyeti Batı'nın gelişimine katkı sağladı. Tıpkı tüm Arap dünyasının karanlığını aşmasını, o Arap Yarımadası'nın tıpkı Orta Asya'yı aydınlattığı gibi. Böyle bir serüven yaşandı bu Avrupa'nın ve en batı bir ara Müslüman bir coğrafyaydı. Evet, herkese evet, bir zamanlar böyle bir serüven yaşandı ve bir zamanlar dünyanın en kullanışlı coğrafyasının en batısı, batı deyince de İslam memleketi akla geliyordu. O da Endülüs İspanyası'ydı.